Koronavirüs önlemleri kapsamında geçtiğimiz yıl 26 Nisan'da tam kapanma süreciyle kapatılan kafe, kıraathane ve çay bahçeleri 1 Haziran tarihiyle açıldı. Yeni normalleşme ile birlikte lokantalarda ilk müşterilerine masalarda kabul etti. Saat sınırlaması ile açılacak olan işletmeler akşam saat 21'e kadar müşterilerini ağırlayabilecek. Kepenk kaldıran kıraathane, kafe ve çay bahçesi işletmecileri kapanış saatinden oyun oynanmasına kadar birçok sıkıntıyı dile getirerek bu şekilde açılması işimize yaramadı dedi. Valla açtığımız için öyle diyelim tabii, gözümüz aydın diyelim de açıyoruz, iş yok, masraflar hiç çıkmıyor. Akşama kadar 80-100 tane çay satmamışız. Gelen yok, giden yok yani. Açıyorsun, oyun yok. Oyun olmadığı zaman da kimse kahvelerde oturmuyor, gelmiyor. Yasak. O nedenle tabii ki mağdur durumdayız. Sabah 5, akşam 9. Kahveler 11'e kadar açık olması lazım. 11-12. Diyorsunuz ki açtık ama böyle içi boş açtık diyorsunuz. Boş yani, masrafı bırak, işçi parasını kurtaramıyoruz. Bırak masraf mümkün değil. İşçi parasını kurtaramıyoruz. Bizim burası bahçe. Yazın bahçe. En azından bahçeli kesimlere oyunu serbest etmeler lazım. Çünkü kahvedir, gele, eğlene, sohbet ede. Burası kapalı bir yer değil. Bizim açık alanımız var. Kapalı da açık da alanımız var. Onun için en azından mümkün mertebe ortamı sağlayarak serbest bırakmaları lazım oyunu. Yoksa bu vaziyette açtığımız da bir şeye yaramıyor. Açtık ama maalesef gördüğünüz gibi her taraf şu anda bomboş. Aşağı yukarı zaten bir 15-16 ay civarı boşta kaldık. Malum Rabbim şu musibeti bir an önce de başımızdan def eylesin. Bütün esnaf şu anda kan ağlıyor. Şikayetimiz gerçekten yani şu anda piyasada artık milletin korkusu mu, yokluk mu, onu da ayırt edemiyoruz. Kısıtlamalar şeyinde diyelim ki saat 9 şu anda bize yeterli gelecek bir saat değil. Bunu en azından saat 11-12'ye kadar çekebilmemiz. Ya tam milletin saat 7-8'de işten çıkma saati. O saatten sonra da zaten buralarda kimse kalmıyor. Maalesef işte bu şekilde bugün başladık. Pek de tatmin edici bir şey alamadık hocam. Kahve ve çay ocakları dediğimiz. Kahve ne için gidilir? Oyun oynamak için. Şayet zaten çay içme için olsa ben ya evimde içerim ya gider dediğin gibi bir çay ocağında oturur çay içerim yani. Ama bir stres atma, bir oyun kahvede oynanır. Maalesef bu da inşallah kısa bir süreçte bize dediğin gibi bir an önce şu olay da kalkar, biz de işimize bakarız hocam. Bundan dolayı çok mutluyuz her şeyden önce. Müşterilerimiz de biz birlikte bir bütünüz, onu söyleyeyim. Ve bu zaman süre içerisinde biz müşterilerin kıymetini, müşteriler de bizim kıymetini, bizi anlamış oldular. Onu söyleyeyim baştan. Ve bunu birlikte el ele verip İnşallah biz işletmeciler olarak üstümüze düşeni bizim yapmamız ve onunla birlikte vatandaşla bizle birlikte söylediğimiz şekilde ve mesafeli oturmak şartıyla bu süreci inşallah el birliğiyle bitirmeye çalışıyoruz. Yani bugün açıldı zaten, hani insanlara hizmet etmeyi seviyoruz. Çok şükür hani müşterilerimize de kavuştuk. Bakalım hayırlısı neyse olsun bizim için de, herkes için de. Talep nasıl oldu? Büyük bir yoğunluk oldu mu yoksa tek tük mü? Yani tabii yoğunluk oldu gündüz vakti. Ama işte çoğunluğu akşam vakti geldiği için yani pek faydası olmadı açıkçası. Yani 9'a kadar açık kalması yeterli mi yoksa daha uzun süreli olmalı mıydı? Yani 9'dan ziyade daha da çok uzatılmasını istiyorduk biz. Hani insanlar sonuçta işten çıkıp geliyorlar. Yani buna da şükür diyelim ama yani 9 yani saatin 9 olması bizi pek memnun etmedi açıkçası. İnsanların çoğu oyun oynamaya falan geliyordu. Hani o da olmayınca hani insanlar pek oturma taraftarı da değil. Ama biz de bunun karşısında zaten satış da yapamıyoruz açıkçası. Ama bize kötü yönde etkiliyor şu anda.